Merhabalar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Pogo ve ben olmak üzere. Bugün size bir komedi dizisi önereceğim ama farklı bir platformdan önereceğim. HBO Max. Nasıl seyredersiniz bilmiyorum. Kaçak göçek oralardan buralardan bulabilirsiniz. HBO Max'ın Minx. Yani M-I-N-X olarak yazılan dizisini öneriyorum. Am I supposed to look away? You'll get used to it. Çok güzel bir dizi. Ben çok eğlenerek, gülerek, katıla katıla gülerek seyrettim. Bir yandan çalışıyordum, bir yandan ona bakıyordum. Tam da böyle bir dizi. Her bölümünü güle güle izleyebileceğiniz, biraz böyle günümüz siyasetine, feminizmine, medyasına, toplumuna eleştirel bakan bir dizi. Minx. This country treats women like second-class citizens. We're overlooked, underpaid, and overwhelmed. We deserve a magazine that inspires us. The matriarchy awakens. Why is she so angry? Ophelia Lovibold ve Jake Johnson. İki ana karakter. Jake Johnson porno dergisi sahibi, yönetmeni, yayın yönetmenini canlandırıyor. Ophelia Lovibond ise bir feminist dergi çıkarmak isteyen, 1970'lerde geçiyor hikaye. Feminist dergi çıkarmak isteyen bir ev kadınını canlandırıyor. Bu hikaye aslında çok ilginç. Yıllarca evde kendisini kapalı, bastırılmış hissetmiş ve artık kendini ifade etmek zorunda olan Amerikan erkek egemen toplumunun içerisinde kendini bulmaya çalışan bir kadının hikayesi olarak başlıyor. Ama Yayıncılar Birliği toplantısında kendisini tanıttığında, hikayesini anlattığında kimse buna inanmıyor. Oh, you're not suggesting that you publish The Matriarchy Awakening. Oh, God, no. I mean, not in its current form. And don't get me wrong, it's good. It's just, you gotta hide the medicine. It's like when you give a pill to a dog, you dip it in peanut butter first. Nude men. Bilirsiniz bir dönem Mad Men vardı. Mad Men'in ilk birkaç sezonunda aslında böyle hikayeler vardı. Yani kadının orada bastırılmış olduğu, işte nasıl kullanıldığı, şirket içerisindeki rolü vesaire vesaire üzerinden aslında bir yeniden doğuş hikayesi vardı Mad Men'de. İşte burada da biraz o var. Bir sezon çekildi ama çok eğlenceli, çok güleceğiniz bir şey. Bir dizi. Yani bir bakıyorsunuz kendine bir porno endüstrisinin içerisinde porno dergisi çıkaran bir ekiple feminist bir dergi çıkarmaya çalışan ve belirli ölçüde başarılı olan ve feminizmin bütün getirilerini, öğretilerini sorgulamak durumunda kalan ama bir anlamda da karşılık bulan bir hikaye anlatıyor. Do you even understand what it is I'm trying to do here? Of course I do. Feminism. Nasıl karşılık bulan? Çünkü sonuç olarak o derginin içerisinde verdiği bilgiler sayesinde kadınların içerisinde uyanış yaratıyor ve dergide çalışan, poz veren, fotoğraf sanatçısı olarak çalışan herkesin aslında değiştiğini gördüğümüz bir sezon içerisinde bir dizi. Hi, I'm Bambi. Your new centerfold coordinator. Oh, what's the number one thing women find sexy? Motorcycles. Ama sürekli gülüyorsunuz. Yani pipi göstermeden porno dergi nasıl çıkarılır, bunun nasıl bir feminist dergiye dönüştürülür şeklinde hikayesini Minx'te anlayacaksınız. Çok karakterli bir dizi. What? So you could be the porn queen of Pasadena? Maybe it'll just be a single tiny weenus. Rough idea. Netflix'i eleştirdiğim işte LGBTİ konularına değinmek üzerine aslında fon aldığı için bu konuları da artık güncel parçası haline getiren dizilerden bu da. HBO Max'ta bu arada. Ama burada mesela diğer ana akımlarda olduğu gibi böyle göze sokulan bir şey görmüyorsunuz. Yani nihayetinde bir uyanış var. Bir
cinsel kimlik uyanışı, içerisinde her türlü kimliği barındıran bir dizi geliyor karşımıza. Burada mesela bu o meşhur Amerikan karmasını görmüyoruz. Meşhur beşli planı. Yani bir Amerikan sarışın mavi gözlü, bir renkli tenli, bir işte Asyalı, Asyatik, bir Latin Amerikalı şeklinde bir karma görmüyoruz. Ama bence çok başarılı bir yapım. Zaten başarılı olduğu ortaya çıkmış ki HBO Max Mayıs 2022'de sonlanan birinci sezonu hemen yenilemiş. İkinci sezon yolda. Jeez, being a woman's intense. This film has no place in our community. Ben puan verdim. Zaten 7.7 almış IMDb'de 10 üzerinden. Öte yandan da bir dönemi anlamak açısından bence oldukça başarılı bir dizi. HBO Max bütün bu streaming pazarının %18'ini sadece kapsıyor. Hoş Netflix %25, Disney Plus %22'ler falan deniyor kendi araştırmalarında. Buna göre 3. sırada yer alıyor. Ama HBO ve HBO Max başından beri aslında hatırlayanlar olur. CNBC'ye zamanında altyazılı dizi seyredenler vardır. Benim yaşımla gelmiş olanlar. İşte o zamanlardan beri HBO bu sektörün en başarılı üreticilerinden biri. Bence çok iyi bir screenplay, çok iyi bir senaryo seçmişler. Bravo onlara. Şapka çıkarılır. Minsk izlemeniz dileğiyle. Minsk değil tabi, Minx. Görüşmek üzere. Are you trying to cut out the valley's heart? Or its tumor? There's a revolution coming. Good thing your father didn't live to see this day. We're in business with the mob. Please welcome the editor of Minx Magazine. Prime time, baby. Yes! Joycey, it's a sensation. What did I say? God, you love a Pyrrhic victory. I don't know what that means, so it doesn't hurt my feelings.